Herkese merhabalar. Dokun sınıf zor mu? Nasıl başarılı oluruz diye bize onlarca yorum geldi. Hatta bu yorumlardan bir tanesini favori yorum yaptık. Ali Çakır diyor ki, hocam dokun sınıf zor mu? Yapamayacağımdan korkuyorum çok fazla ders, çok fazla hoca var diyor. Gerçekten de şöyle bir baktığımızda bildiğimiz o Mintoş Türkçe ne oldu? Edebiyat, Türk dili ve edebiyatı oldu. Matematik gerçekten tahmin ettiğimizden biraz farklı gözüküyor. Mesela mantıkla başladık. Sonrasında denklemler gelecek. Bayağı bir konu öğreneceğiz. Fen ne oldu bir anda ya? Fizik, kimya, biyoloji her biri kendince bağımsız birer ders oldu. Sosyale bakıyoruz, tarih, coğrafya dönüştü. Esasında derslerimizin yükü arttı. Bunu kabul edelim. Ama bizler de artık ortaokulu değil, liseliyiz. Ve artık LGS için değil, ileride gireceğimiz üniversite sınavı için gayret gösteriyoruz. Ve üniversite sınavı açısından da bunu mutlaka duymuşsunuzdur. 9. sınıf ve 10. sınıf konuları TYT konularını oluşturuyor. Dolayısıyla bizlerin yapacağı her bir çalışma şu anda ileride gireceğimiz üniversite sınavının yüzde ellisini oluşturuyor. Şimdi dolayısıyla bizler mutlaka mutlaka yaptığımız her bir çalışmayı yaparken yani edebiyatta, matematikte, fizikte, kimyada, biyolojide çalışırken sadece dokun sınıf değil. Bizim bir hedefimiz olmalı. Bu hedefi düşündüğümüzde kesinlikle bu derslerin her biri vız gelip tırıs gidecek. Ama ya liseye geçtim salla artık çalışmayacağım dersek her şeyi son güne bırakırsak yazılarıdan bir gün öncesine bırakırsak Emin olun birçok yazılı yetişmeyecek ve birçok sınavda da istediğimizden farklı notlar alacağız. Yani edebiyata son gün çalışırsanız muhtemelen birazcık sıkıntı yaşarsınız. Ya da matematiğe son gün çalışırsanız muhtemelen zayıf not alırsınız. O yüzden benim size uyarım bir işe en baştan başlamak. Hatta bununla alakalı benim öğrencilerime her zaman verdiğim bir örnek var. Şöyle düşünün bir pasta düşünün mesela. Bu pasta örneğini belki sizlere de vermişimdir. Bir pasta düşünün. Bu pasta güzel lezzetli bir doğum günü pastası olsun... Bu pastayı eğer siz dilimlere bölerseniz şöyle dilimlere bölüyorum. Çok da güzel geometrik bölemedim ama bölmeye çalışıyorum. Hatta biraz daha ince dilimlere böleyim. Dilimlere bölerseniz her bir dilimi lezzetli bir şekilde yiyebilirsiniz. Ama eğer bu pastayı ben dilim dilim bitirmeyeyim hepsini bir anda bitireyim derseniz ne olur? Bitiremeyeceğinizi bilirsiniz vazgeçersiniz. Ya da bitirseniz bile mideniz bulanır. Affedersiniz istifra edersiniz. Dolayısıyla 9. sınıfta öğrenmemiz gereken yazılarda yani edebiyat, matematik, fizik, kimya, biyoloji yazılarında çıkacak olan konuları eğer şimdiden adım adım dilim dilim küçük küçük adımlarla başlarsak yazılı dönemi geldiğinde, sınav dönemi geldiğinde lezzetli birer pasta gibi olur. Ama son ana bırakırsak vazgeçeriz. Zaten üniversite sınavı da böyle. Son ana bırakıyor birçok öğrenci. Olmuyor, mezuna kalıyor. Hedef küçültüyor. Mühendislik değil de burayı isteyeceğim diyor. İşte ne bileyim tıp değil de burayı isteyeceğim diyor. Dolayısıyla esas yapmamız gereken tek şey adım adım minik minik ama düzenli çalışmalar yapmak. Şimdi bazı öğrencilerde şunu görüyorum. Kesinlikle yapamam hocam diyor. Çok zor diyor. Yani fizik, kimya, biyoloji çok zor. Ben yapamam diyor. Bazı arkadaşlar ise çalışırsam yaparım diyor. Dolayısıyla bir kişiye 40 kere deli derseniz deli olur kendimize karşı acımasız davranmamamız gerekiyor. Diyeceksiniz ki ben yaparım. Ben iyiyim. Ben başarabilirim diyeceksiniz. Ben şunu görüyorum. Mesela bir arkadaşınız size gelse, dese ki: "A ben sence 9. sınıfta sınıfta kalır mıyım? 9. sınıfta derslerim kötü geçer mi? 9. sınıfta başarabilir miyim?" Desem Biz biz ona ne deriz? Hiç çalışmamış olsa bile, tamamen tembel teneke diyeceğimiz bir öğrenci olsa bile ona olumlu şeyler söyleriz. Çalışırsan yaparsın abi. Dikkatli ol yaparsın deriz. Bakın biz öğrencilerde, de öğretmenler böyle deriz. Ama kendimize gelince kesinlikle yapamam. Olmayacak. Fizik çok zor. Matematik çok zor diye acımasız davranıyoruz. Ben de öyleyim. Kendime geldiği zaman aynanın karşısına geçiyorum. Hep olumsuz eleştiriler yapıyorum. Ama siz öğrencilere gelince yaparsınız arkadaşlar diyorum. E peki ben niye kendime böyle yapıyorum? Kendime de iyi şeyler söylemem lazım. Kendime de çalışırsam yaparım demem lazım. İşte sizler de arkadaşlar lütfen bu hatayı yapmayın. Asla olumsuz düşünmeyin, ne kadar zor olursa olsun. ...çalışırsam yaparım deyin ve düzenli bir çalışma ile de yapacağınızı göreceksiniz. İlkokulu bitirdik, ortaokulu bitirdik, LGS'yi bitirdik. Şimdi TET yani üniversite sınavı sürecinde de 9. sınıfla başlıyoruz. Ve nasıl bunları güzel güzel başararak bitirdiysek... ...bu sınıfları da bitireceğiz ve üniversite hayalimize inşallah kavuşacağız. Şunu unutmayın arkadaşlar. Sizlerin yapacağı her bir çalışma sadece bu sene için değil. Hatta bu örneği her zaman veriyorum. Öğrenciler diyor ki hocam bunlar hayatta ne işimize yarayacak? ya biyoloji, fizik, kimya bunlar ne işimize yarayacak? Bütün bunların her biri arkadaşlar ileride gireceğimiz sınavın konularını oluşturuyor ve geleceğinizle alakalı, okuyacağınız insanlarla alakalı, yapacağınız meslekle alakalı X üniversitesinin X bölümüne gittiniz. Burada da bu işi yapmak istemiyorsunuz. Sonradan siz Y işini yapacaksınız. Hocam ben keşke işte atıyorum İstanbul Üniversitesi'nin işletme bölümüne gitmeseydim dediniz ama burada tanışacağınız insanlarla belki de Y işini yapacaksınız. Yani üniversitede iyi bir üniversite okumak ya da iyi bir lisede okumak sadece orada alacağınız eğitimle alakalı değil. Orada tanışacağınız insanlarla da alakalı. Ben bundan yıllar önce öğretmen olmak istiyordum ama gidip de YouTube'da ders anlatacağımı bilmiyordum. Belki de sizin zamanınıza geldiğinde yani bundan yıllar sonra 3-4 yıl sonra belki de teknoloji çok değişecek. Her şey çok değişecek ve bazı şeyler çok daha hızlı, çok daha farklı çözümlere e, kavuşacak. O zaman da siz okuduğunuz üniversiteden ziyade, okuduğunuz bölümden ziyade orada tanıştığınız insanlarla yeni çözümler üreteceksiniz. Dolayısıyla iyi bir üniversitede, iyi bir lisede okumak avantajdır arkadaşlar. Şimdi çalıştığınız, LGS'de yaptığınız gayretlerle iyi bir lisedesiniz. Şimdi de iyi bir üniversite için gayret gösterme zamanı ve bunun için de 9'u, 10'u, 11'i, 12'i adım adım o pastanın dilimleri gibi güzel güzel bitirmeniz lazım. Ve bunu bitirdiğinizde de zaten çok iyi üniversiteler, çok iyi bölümler sizleri bekliyor. Sonuç olarak dokun sınıfta doğru çalışmalıyız, dinamik çalışmalıyız ve dinamikten kastımız şu. Yaptığımız her şeyin bize bir faydası olacağını bileceğiz. Yani çalışırken ya işte hayır hayır ben bugün üniversite hayalim yolunda, gelecekteki hayallerim yolunda, tanışacağım insanlar, buluşacağım ortamlar, gezeceğim ortamlar yolunda bir adım daha attım. Bugün atıyorum şöyle bir şuradan bir kitabımızdan örnek vermek istiyorum size. Mesela diyelim ki dokun sınıf tarih. Ya hocam tarif var çok sıkıcı. Hayır sen burada bu öğrendiğin bilgiler esasında senin şu anda mesleğinle alakalı bir adım oluyor. Geleceğinle alakalı bir adım oluyor. Sen burada yaptığın her bir soru bak ne demişiz? Burada bak ÖSYM tarzı demişiz. Niye ÖSYM tarzı dedik? Çünkü Burada senin dokun sınıfta öğrendiğin konu aynısı üniversite alanında çıkıyor. Yani sen bu bilgi öğreniyorsun, unutmazsan, tekrar edersen üniversite alanında hop cebe bir net attın. Üniversite alanında bir netle de şehir değiştiriyorsun. Konya'yı değil de Ankara'yı kazanıyorsun. Ankara'yı değil de İstanbul'u kazanıyorsun. İşte Marmara Üniversitesi değil de Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanıyorsun. Boğaziçi'ni değil de ne bileyim başka İTÜ'yü kazanıyorsun, ODTÜ'yü kazanıyorsun. Yani demek istediğim bir soru çok değerli. O açıdan bakarak biraz daha faydacı yani pragmatik bakarak ilerlerseniz, dinamik ilerlerseniz ve doğru çalışmalar yaparsanız sizleri mükemmel başarılar bekliyor. Bununla alakalı şimdi sizlere bir tanıtımımız var arkadaşlar. İsterseniz onu da izleyelim, ardından da videomuza geri dönelim. Hadi bakalım. Başarıyı hedefleyen 9. sınıflara özel Dinamo Plus paketi. Dinamo Plus paketine sahip olmak için öncelikle tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz. Burada üyelik paketleri sekmesine tıklayıp 9. sınıfı seçiyoruz. Karşımıza çıkan sayfanın altında Dinamo Plus paketi var. Pakete sahip olmak için hemen al'a tıklayıp gerekli işlemleri tamamladıktan sonra aramıza hoş geldin. Bu pakette senin için tüm konu anlatım videolarını bulabileceksin. Ayrıca taktiklerle soru çözüm videoları ve konu sonrası testler de bu paketin içinde. Şimdi sıkı dur. Dinamo sayısal ve Dinamo sözel setleri de bu üyelikle birlikte adresine gelecek. Konular tam anlamıyla pekişecek. Ha olur da canın ders çalışmak istemezse çalışasım yok butonuna tıklarsın. Rehberlik ve motivasyon videolarıyla enerji depolarsın. Lisede başarıyı hedefliyorsan tonguçakademi.com'da Dinamo Plus paketine bekleniyorsun. Sonuç olarak Dokun Sınıf'ta doğru ve dinamik bir şekilde çalışmanız için bizler sizlere Tomuç Plus hazırladık. Dokun Sınıf Dinamo Plus paketinde sizleri başarı bekliyor. Bu arada arkadaşlar YouTube'da da videolarımız canlı bir şekilde devam edecek. Burada Dinamo Plus paketinin içerisine verdiğimiz Dinamo Sözel Set'in içerisinde Dinamo Türkiye Edebiyatı, Coğrafya ve Tarih Soru Bankası var. Sayısal Set'in içerisindeki kitapları da şöyle açmak istiyorum. İsterseniz onları da sizlere şöyle canlı canlı göstereyim. Burada Dinamo Sayısal Set'in içerisinde de Fizik kimya, biyoloji ve dinamo matematik var. Az önce söylediğimiz gibi bu kitapların her birinde hem yazılı tarzı sorular var. Yani sınavlardan önce yapacağımız yazılı tekrarları var. Hem de sizler için hazırladığımız ÖSYM tarzı sorular var. Bunları çözmeniz sizlere çok ciddi fayda sağlayacak. Hem 9. sınıfınız için hem de ilerideki üniversite sınavınız için diyoruz arkadaşlar. Şimdiden başarı yolculuğunuza, hedeflerinize giden yolculuğunuzda sizlere başarılar diliyoruz. Ödülü soruya da yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.